Bu yüzden Cenab-ı Hak'tan kolaylık istiyoruz. Bu yüzden Cenab-ı Hak'tan bizlere hep o söylendiği biçimiyle sabır ya hacı, sabır ver ya Rabbi diyoruz. Çok mu zor? Ben zor olduğuna inanmıyorum. Neden? Tedbiri alınmışsa, yolculuk da ilahi bir yolculuksa, insanlar buna hazır olduğunda o zorluklar inşallah onlar için bir hoşluk, güzellik. Adeta hani insan, örneği oradan vereyim, birisine aşık olur da sürünür yerlerde, hayatı karmakarışık olur ama ne derler adına? Aşk derler, sevda derler, sevgi derler. Çektiği ızdırap zevke dönüşür. Izdırap bile olsa neyin yolunda ve ne için katlanıldığına bağlıdır bu. Çoluk çocuğunuz için çektiklerinizi şöyle bir düşünsek, başka insan, hiç kimse için o kağırlara katlanmaz. O çocuk muhabbetiyle, o aile, eş muhabbetiyle katlandığınız sıkıntıları şöyle bir düşünün. Bundan sonrası da ben gözünüzü korkutmak ya da sakındırmak için söylemiyorum. İnşallah Cenab-ı Hak büyük bir imtihan etmez. Defalarca gittik geldik. Tabii ki sıkıntılarla karşılaştık ama çekilemeyecek sıkıntı değildi. Biraz da biz tedbir almaya çalışıyoruz. Kusur bizim bilgi eksikliğimizden ve uygulamamızdan kaynaklanmasın diye. Geçen hafta da belirtmiştim. Öyle olduğu zaman hani yüzünüze bir bardak su atmak gibi oluyor. İşte ona katlanılmaz. Ona hakaret derler, ona kusur, eksiklik derler. Ama sağanak yağmurda ıslansanız da kızacak haliniz yok. Ya Rabbi diyorsunuz, şükür. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti diyorsunuz. Bizden, özellikle bizden kaynaklanmayan kusurlar yüzünden aman çok istirham ediyorum. Bizi itham etmeyin. Hem kendi moralinizi bozmayın, hem de görevli arkadaşların moralini bozmayın. Ama affedecek misiniz? Etmeyin. Eğer kusur Diyanet'in merkezinden kaynaklanıyorsa ya da ekibinden kaynaklanıyorsa ya da otelden kaynaklanıyorsa onları not alın. Halledilebilecek olanlarını paylaşalım, beraber orada halletmeye çalışalım ama bağırış çağırış veya şöyle böyle değil. Gereğini yaparak. Gereğini yaparak. Orada hallolmayacaksa yazalım. Buraya geldik mi öyle telefonla şunla bunla da değil. Sağlam. Ortadan yok edilmeyecek, sümen altı edilmeyecek gibi iyi bir dilekçe yazar. Bize değil, bizden sonrakilere faydası olsun diye. O da bizim vazifemizdir. Bu anlamda hiçbir şeyi ötelemeyeceğiz. Her şeyi yazacağız, not alacağız. Kusur bizdense iş kolay. Bizi de bize şikayet edecek haliniz yok ya. Yolunuz açık. Ta tepeye kadar nereye yazarsanız yazın. Allah biliyor ki biz bilerek eksik noksan hiçbir şey yapmamak için maddi ve manevi hiçbir şeyden çekinmiyoruz. Göreceksiniz. Biz Cenab-ı Hak'ta hesap verecek şekilde ve ondan sevabını umacak şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Arkadaşlarımla beraber. Tabii ki insanız. Olabilir. Onu da hoş görmezseniz iki satır yazın. Bu adamlar bir daha gitmesin, gelmesin, zarar oluyor. De iyi olur biter. Hayırlısı olsun efendim. Yani bunu çok önemsiyorum. Hissiyatınız bir bütün olarak derli toplu bir şekilde buradan çıkıp buraya geri dönünceye kadar istikamet Kabe, istikamet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret. Ne sağla ne solla, ne onunla ne bununla uğraşmayalım. Uğraşmak yerine satır yazalım, iki satır. Hatta bakın ben size başka bir örnek vereyim. Diyelim ki bir arkadaşımız bir kusur yaptı. Hani geçen hafta bahsettik ya, cedelleşmek yok. Haklı bile olsak, bir sıkıntıya bile uğruyor olsak, adam geldi otobüste bizim yerimize oturdu. Uyardık ama kalkmıyor. Kavga edecek halimiz yok. Tamam kardeşim, Cenab-ı Hak biliyor yani, bana cedelleşme dedi. Memlekette olsa biraz hesabını sorarım da burada ben de kendimi tanıyamıyorum. Burada cedel yok. Burada tartışmaya vesile olmak biliyor, haklı bir olsam diyoruz ve bu şekliyle bırakıyoruz.
o kendi halinin farkına varıp utanmayacaksa biz hiçbir şey dememize gerek yok. Bizim onu yola getirecek halimiz yok. Şimdi diyorum ki buna benzer şeylerle de karşılaşacaksınız. Her birinizi bireysel olarak tenzih ederim ama karşılaşacaksınız. Yani şu İstanbul'da yaşarken bunlarla karşılaşmıyor musunuz? İşte o İstanbul'dan süzmece, seçmece sizler de toplandınız, geldiniz. Kimse birbirini tanımıyor, o yüzden rahat konuşayım. Sonunda konuşacak olsam bu kadar belki rahat olmam da. Başında yani her türlü kusur her birimizden gelebilir, yeni tanışıyoruz çünkü. Olduğu zaman ben diyorum ki amel defterimiz kimin elinde? Kiramen katibinin elinde yazıyor değil mi? Bu hac boyunca defter sizin elinizde. Birisi bir kusur mu işledi? Sevabını siz belirleyin. Deyin ki ya Rabbi bunun karşılığı 1 milyon sevap. İyi sabretmişseniz Cenab-ı Hak 2 milyonunu verir. Yani çünkü bu ancak böyle ifade edilebilir. Siz onun emrettiği bir yolculuğa onun rızası için çıkıyorsunuz ve bu yolda onun emrettiği şekilde hac arkadaşınızın, yine onun misafiri olan insanların sıkıntısına göğüs gereceksiniz. Cenab-ı Hakk'ın size ikramı büyük olacak. Ve onların ecir ve sevabı da o tür eksiklik ve noksanlıklarla karşılaştığınızda bir defa uyarabilirsiniz ama ikinciye devam etmezsiniz demiştik ya. Bu kural gereğince çok büyük olacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Şimdi böyle bir başlangıçla girdik. Ne yapacağız bugün? Bugün bir kere Hakan Erdegün hocam bize hac hazırlıkları ile ilgili şöyle bir özet bir bilgi geçsin. Salih hocam da bir şeyler lütfeder herhalde. O da bir konuşacak. Mansur hocaya da dedim ki ihramı getir. Şu ihramı bir giyelim, giydirelim de havaalanında sıkıntı olmasın. Sonra da derleyip toparlayıp ben hac çeşitleri ifade edip buradan çıkarıp geri döndüreceğim. Türkiye'ye kadar hızlı bir şekilde zaten şimdiye kadar da anlattım. Bizim bugün en net ifade etmemiz gereken şeyi şöyle söyleyeyim. Bir, havaalanına ayın 8'inde gidiyoruz. Sabahleyin saat 7:10 geçeye alındı uçak. Saat ayarlamaları dolayısıyla bir saat öne alındı, 7:10 geçe. Havaalanında gece 3:10 geçe 3:30 arası diyeyim ben. 3:10 geçe 3:30 arası mutlaka herkes orada bulunsun. Bulunmazsa biz hizmete devam edeceğiz. Çünkü en son ben geçeceğim polis noktasını. Kural gereği kafile başkanı en son herkes geçtikten sonra geçer. Raporunu hazırlar, verir ve öyle geçer. Ben orada olacağım ama geç gelenlerin nasıl bir meşakkat çekeceğini önceki yıllardan biliyorum. Beni arayacaklar, bulamayacaklar havaalanının o köşesinde, bu köşesinde. Pasaportlar benim elimde. Beni bulmadıkça bir iş yapamayacaklar falan. Bu sıkıntılara girmeyin diye isterim. Özel bir durumunuz yoksa genel uyarılara riayet edelim. 3:10 geçe 3:30 arası en geç havaalanında bulunalım. Gerekli sürede. Pazartesine bağlayabilir miyim? Evet, işte. Ben pazartesi sabahı diyeyim ama sen artık geceden mi bağlarsın? Gündüzden mi? Tamam. 4'te gelsek İstanbul'a. 4'te gelsek. Valla dediğim gibi ben akıllıca olanın 3:30'da orada olmak olduğunu söylüyorum. Yani siz bunu ileri doğru ötelerseniz bizim 3:30'da yapacağımız duyuruyu özel olarak bir de size yapmamız gerekebilir. Veya yapmayız, bir eksiklik, noksanlık olabilir, bir şey olabilir. Hocam, ben hocam, bakın 3:10 geçe çağırıyorum ama 3:30'a kadar orada bulunun diyorum. Yani durum bu. Artık yorum sizin. Kapı falan çiz var mı yani? Girerken onları ifade edeceğiz. Girerken, bakın girerken Atatürk Havalimanı'na giriyoruz. Dış hatlar gidiş bölümü, dış hatlar gidiş bölümü. Havaalanı dış hatlar gidişe girdikten sonra ilk kapı A kapısıdır. Sonra B, sonra C kapısı var. A kapısının yakınından girmenizi öneriyorum.
Ama olur ya, B'den girdiniz, C'den girdiniz fark etmez. Yine içeriden A kapısına doğru salonun baş kısmına gelirsiniz. Dış hatlar gidiş. Dış hatlar gidiş. Altını üstünü karıştırırsam siz de karıştıracaksınız. Dış hatlar gidiş. A kapısından giriyorsunuz. Orada bir bekleme bölümü var. Orada buluşuyoruz. Ve bekleme bölümünün A kontuarı, B, C, D, E, F, G diye böyle seyahat ajantaları gibi devam eden bölmeleri var. Biz A kontuarı yakınında oturup bekliyoruz. Biz size irtibat kurup, işlemleri yapıp veya bir şekilde orada yön verdiğimizde, özellikle pasaportları verdiğimizde, pasaportunuzu eğer daha önce bankalara paranızı yatırmışsanız, yurt dışı çıkış harcınızı, yapacağınız bir işlem yok, valiz vermede kullanacaksınız. Eğer yatırmamışsanız yurt dışı paranızı, ben pasaportu bizden aldıktan sonra diye tavsiye ediyorum. Gidin 3 tane 5 tane pul alın. Bu hafta yatıramam mı hocam? Bu hafta yatıramam mı? Hiç gerek yok, orada müsait olacak. Gideceksiniz 5 tane bana pul ver diyeceksiniz. Parası 15 liradan, 15 liradan elinizde varsa parası, iş bitti. Verecek pulu, ne nüfus kağıdı numarası soracak, ne pasaport numarası. Alacaksınız ve içine yapıştıracaksınız pulu. Ha, eğer dekont yatırmışsanız o dekontu sizden yanınızda olacak. Ya pulun olduğu sayfayı görmek isteyecek polis geçerken, ya da dekontu isteyecek sizden. Yani bu şekilde bir işlemimiz var. Hocam ben erken geldim gittim 5 tane de pul aldım, senin pasaportu dağıtmanı beklemedim derseniz ne olur? Hiçbir şey olmaz. Geldiniz gidin pasaportunuzu da alabilirsiniz. Mesela üçlü olur, bir tane de olur. 15 lira. 15 lira. Kişi başı bir tane. Ben